Bademcik ve geniz eti enfeksiyonları çocuklarda özellikle çok sık görülür. Ve aileler ya benim çocuğumun işte sık boğaz enfeksiyonu geçiriyor, işte hemen ameliyat edelim mi? Ya da gittiği yerlerde, kliniklerde hemen ameliyat önerilebiliyor. Biz daha çok kliniğimizde eğer bu çocuklarda ağız açık uyuma, horlama varsa evet ameliyat yönünde karar almakla birlikte bu tarz hastalarda daha çok takibi öneriyoruz. Yani enfeksiyon olduğu zaman biz bir görelim gerçekten bu hastalık, bu enfeksiyon bademcik ve geniz etinden mi kaynaklanıyor? Sonuçta bunlar vücudumuzda faydalı olan organlar. Hani hemen her enfeksiyonda hemen alınmaması gerektiğini hastalara belirtiyoruz. Takiplerle bu ameliyat kararını geciktirmiş de oluyoruz ve bu sayede birçok hastamız takipler sırasında düzelerekten ameliyat kararından da vazgeçirmiş oluyoruz. Kulak burun boğaz alanında temel ve ileri birçok ameliyatı kliniğimizde yapmaktayız. Özellikle kulak hastalıklarında spesifik olarak ilgilenmekle birlikte bunun dışında tiroid yani guatr hastalığı, tiroid ameliyatları, tükürük bezi ile alakalı hastalıklarda tükürük bezinin hem cerrahisi hem de endoskopik olarak tükürük bezinden yani kesesiz taş çıkartılması gibi ameliyatlar yapmaktayız. Bununla birlikte yani çocuklarda daha sık olan işte ağız açık uyuma, horlama, şikayetlerine neden olan geniz eti, bademcik gibi yani tonsillektomi ameliyatlarını da yapmaktayız. Tükürük bezi hastalıklarında mesela parotist dediğimiz büyük tükürük bezindeki kitlelerde ameliyatlarımızda sinir monitorizasyonunda kullanmaktayız. Yine tiroid ameliyatlarında da sinir monitorizasyonu kullanıyoruz. Bu ne demek? Yani ameliyat sırasında sinire uyarı yapılaraktan sinire zarar vermemek için bizi önleyici bir faydası olmakta bu sinir monitorizasyonun. Kliniğimizde bu tarz cihazların olması bizi avantajlı haline getirmektedir. Komplikasyonlar hastaya ameliyat sonrası oluşabilecek şeyler için de bizi rahatlatmaktadır. Hastalara ameliyat öncesinde zaten bu bilgileri de vermekteyiz. Özellikle kulak hastalıklarında kulak zarı deliği olan hastalarda kulak arkasından kesesiz yani endoskopik ameliyatlar da yapıyoruz kliniğimizde. Yani endoskopik yaptığımız zaman hasta o gün taburcu olabilmekte, işin en kısa zamanda dönebilmekte. Öyle pansuman ihtiyacı olmaz bu hastalarda. Bu tarz ameliyatlarda da oldukça başarılı bir şeyimiz var, geçmişimiz var.